dezenformasyonun demokrasiyi yozlaştıran, bireysel hak ve özgürlükleri hedef alan yıkıcı etkilerine karşı topyekün mücadele etmemiz gerekiyor. Bilginin doğrusu kamuoyuyla paylaşılıyor. Sade içeriklerle gerçekler kamuoyuna anlatılıyor. Üretilen dezenformatif içerikleri doğru bilgilerle, zamanında ve en etkin iletişim kanallarını kullanarak ifşa ettik. Yalan ve sahte içerikler yerine doğru ve gerçek bilgileri kamuoyuyla paylaştık. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kurulduğu günden bu yana asılsız iddiaların gerçeğini paylaşmak için çalışma yürütüyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel ölçekte başlattığı hakikat mücadelesi, Başkanımız Fahrettin Altun'un direktifleri doğrultusunda burada vücut buldu Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nde. Kurulduğumuz günden beri organize dezenformasyonlarla, yalan kampanyalarıyla mücadele ediyoruz. Tespitlere göre dezenformasyon en çok toplumun duygusallığının yüksek olduğu alanlarda artıyor. Yalan haber en fazla sosyal medyada yayılıyor. 1600'den fazla yalanı tespit ederek doğrusunu belgeleriyle birlikte kamuoyuyla paylaştık. Uzman gazeteciler, uzman akademisyen arkadaşlarımızla 7/24 esasıyla çalışarak hem ülkemizde dediğimiz gibi hem de Batı medyasında, bütün dünyada ülkemizle ilgili başta olmak üzere dönen dezenformasyonlara karşı, ortaya atılan iddialara karşı sürekli takip halindeyiz. Türkiye Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ile birlikte İsrail kaynaklı dezenformasyon saldırılarını boşa çıkardı. Gazze'ye yönelik katliamın başladığı 7 Ekim'den bu yana 150'den fazla İsrail yalanı tespit edildi. İsrail'in algoritmaları kullanarak bütün dünya kamuoyunu birçok farklı dilde nasıl manipüle etmeye çalıştığını ve katliamını meşru göstermeye çalıştığını yakından şahit olduk. Kurgulanmış görüntüleri, yapay zeka ile oluşturulmuş fotoğrafları belgeleriyle birlikte kamuoyunun dikkatine sunduk. Sadece doğrulamalar değil, yaklaşmakta olan dezenformasyonlar da merkezin çalışmalarıyla ortaya konuyor. Kamu kurumlarında ve okullarda eğitimler veriliyor. Hayata geçirilen dezenformasyon bildirim sistemiyle toplum dezenformasyonla mücadeleye dahil ediliyor. Bugüne kadar 104 dezenformasyon bülteni yayımlandı. Hedef, her alanda dezenformasyonun önüne geçilmesi ve doğru bilgiye ulaşılması.